yaklaşıyor hadi sen de durma derssiz Merhaba arkadaşlar, bugün kültür ve medeniyetin ikinci bölümü işleyeceğiz. Kültür ve medeniyetin oluşum ve dağılışımına bakmadan önce arkadaşlar kültür kavramına bakalım. Bir kültürün maddi ve manevi unsurlarının tümüne arkadaşlar kültür denir. Yani Türk kültürüne ait bütün maddi ve manevi unsurları ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar, kültür ocağı kavramı var. Kültür ocağı herhangi bir kültürün doğduğu yerdir. Mesela Türk kültürünün doğduğu yer Orta Asya'dır. Bu nedenle Türk kültürü için kültür ocağı Orta Asya'dır. Evet, kültür, komşu kültürler, teknolojik gelişmeler, coğrafi konum, iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarına bağlı olarak şekillenir. Mesela örneklendirecek olursak arkadaşlar. Mesela coğrafi konumdan dolayı Orta Asya Türk kültürüne baktığımızda daha çok bozkır kültürü ve küçük baş hayvancılığın yaygın olduğu bir kültürdür. Su özelliklerine baktığımızda su özellikleri yetersizdir. İklim özelliklerine baktığımızda daha çok karasaldır. Gibi bunlar arkadaşlar kültürü şekillendiren ana faktörlerdir. Tabii ki komşu kültürler de önemli. Mesela Çin kültüründen çok fazla etkilendi Türk kültürü veya Hint kültüründen etkilendi veya arkadaşlar ilerleyen süreçte 751 ile İslam kültüründen etkilendi biliyorsunuz Talat Savaşı. Kültürü oluşturan unsurlara baktığımızda arkadaşlar kendi arasında ikiye ayrılıyor maddi ve manevi unsurlar. Evet maddi unsurlar coğrafi konum bunu Türk kültürünü ele alarak ilerleyelim. Türk kültürünün coğrafi konumu arkadaşlar neresiydi? Orta Asya'ydı. Orta Asya. Evet iklim özelliklerine baktığımızda genellikle bozkırsa yani step bölge arkadaşlar. Step yani karasal. Su özelliklerine baktığımızda genel anlamda yetersiz bir su bölgesinde yaşayan bir kültürdür. Toprak özellikleri daha çok tahıl tarımına uygun topraklara sahip. Tahıl tarımı. Yüzey şekillerine baktığımızda çöller yaygın olan bir saha. Simgelere baktığımızda özellikle at, çadır, bunlar önemli simgeleri. Evet, manevi unsurlar ise arkadaşlar din, dil, gelenek, görenek, dünya görüşü, ahlak kuralları, komşu kültürler, e, siyasal örgütlenme gibi durumlar arkadaşlar bunlar e, kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, kültürel miras kavramı nedir? Buna bakalım önce. Kültürel miras toplumlardan kalan somut ve soyut değerlere denir. Yani anıt, saray, ahlak kuralları, din, örf, adet, gelenek, görenek bunlar kültürel miras olarak ifade edilir. Evet, ilk kültür bölgemize bakalım. İlk kültür bölgemiz Batı Avrupa Kültür Bölgesi. Kapladığı alan bakımından arkadaşlar dünyanın en büyük kültür bölgesidir. Coğrafi keşiflere kadar Batı Avrupa kültürü ağırlıklı olarak e, tabii ki Avrupa'da hakimdi fakat coğrafi keşiflerle beraber Avrupa kültürü e, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya, e, oradan arkadaşlar e, Kuzey Amerika'ya yayıldı ve aynı zamanda Güney Avrupa ülkeleri de daha çok e, Latin Amerika'da e, farklı bir e, kültür oluşturdu. Evet aynı zamanda bu dinde şey bu kültürde en yaygın olan din Hristiyanlıktır. Evet arkadaşlar İslam kültürü Orta Doğu'da şekillenmiş bir kültürdür. Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya kadar yayılmıştır. Avrupa'nın küçük bir alanına da yayılmıştır arkadaşlar. Endülüs Emevi'den hatırlıyoruz. Evet İslam kültürünün geniş bir coğrafya yayılmış olmasının nedeni insanı merke, insanın merkezde olmasıdır arkadaşlar. İnsanı merkeze tutmuş bir kültürdür ve aynı zamanda insan ihtiyaçlarına cevap veren bir kültürdür. Bu nedenle geniş bir coğrafya yayılmış bir kültür olarak karşımıza çıkar. Evet, Doğu Kültür bölgesinde baktığımızda Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya'da yayılış alanı göstermektedir. Yani burada kimler var arkadaşlar? Çin, Hint, Pasifik gibi alt kültür bölgeleri bulunmaktadır. Latin Amerika kültür bölgesi burada Orta ve Güney Amerika ile Karayip adalarını kapsamaktadır. Bu kültürün oluşmasında biraz önce dediğim gibi arkadaşlar İspanyol ve Portekizlerin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Evet Slav Rus kültür bölgesi Doğu Avrupa ve Kuzey Asya'yı kapsayan bir kültürdür. Bu kültürün bu kültür aynı zamanda İskandinav ve Bizans kültüründen de etkilenmiştir. Evet Pasifik Kültür Bölgesi Pasifik dediğimiz arkadaşlar büyük okyanus. Pasifik okyanusundaki Malezya, Mikronezya, Polinezya gibi adalardan oluşma, oluşan bir kültür bölgesidir. Kültür bölgesinde arkadaşlar nüfus azdır. Afrika Kültür Bölgesi'nde arkadaşlar çeşitlik oldukça fazla. Hem etnik yapı hem dil hem din özellikleri bakımından çeşitlik gösteriyor. Fakat Afrika kültür bölgesinde çöllerin etkisi aynı zamanda yağmur ormanlarının etkisi bu kültürün geniş bir coğrafya yayılmasını engellemiş ve uzun yıllar izole durumda kalmış bir kültürdür. Daha sonraki dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle Afrika kültür bölgesi diğer kültürlerle ciddi anlamda tanışmaya başladı. Evet, Çin Kültür Bölgesi'ne bakalım. Zengin bir kültürel birikime, birikime sahiptir arkadaşlar. Konfüçyüse ait öğreti ve geleneklere bağlıdır. En yaygın inanış biçimi ise arkadaşlar konfüçyüanizm ve budizmdir. Hint kültür bölgesine bakalım. Hint kültür bölgesi Indus Ganges çevresi arkadaşlar. Diğer kültür bölgeleri kadar yayılmamasına rağmen önemli miktarda nüfus barındıran bir kültürdür sevgili arkadaşlar. Hindistan'da biliyorsunuz nüfus oldukça fazla. Dünya nüfusunun, dünyada nüfusu en fazla olan ikinci ülke konumundadır. Evet kültür bölgelerini bir de harita üzerinden inceleyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Batı Avrupa kültür bölgesine baktığımızda sevgili arkadaşlar Kuzey Amerika ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda Grönland bölgesini, İzlanda'yı ve Batı Avrupa'yı kapsayan bir kültür bölgesidir. Tabii ki Avustralya'da bu kültür bölgesinin kapsamında yer almaktadır. Evet İslam kültür bölgesine baktığımızda Orta Asya'nın bir kısmı arkadaşlar ve buradan devam ettik. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'yı kapsayan bir bölge. Latin Amerika ise e, Meksika'dan başlıyor arkadaşlar. Orta Amerika ve Güney Amerika e, yani e, arkadaşlar e, Peru, Şili, Ekvador, e, Meksika aynı zamanda e, Brezilya gibi e, ülkeleri kapsayan bir kültürdür. Evet Sıla ve Rus, Rus kültür bölgesine baktığımızda e, gen, yani coğrafya olarak geniş bir coğrafya ama nüfus bakımından e, az bir nüfusa hitap eden bir kültür bölgesi Hint kültür bölgesine baktığımızda arkadaşlar e, Evet şurada gösterdiğimiz bölge doğu Çin kültür bölgesi e, Kırmızıyla gösterilen alan arkadaşlar Doğu Çin Kültür Bölgesi e, ciddi anlamda nüfusa hitap eden bir kültür bölgesidir arkadaşlar. Peki Afrika Kültür Bölgesi'ne baktığımızda e, buradan Kuzey Afrika'nın altından başlıyor arkadaşlar ve aynı zamanda e, Afrika'nın Güney Yarımkürede kalan kısmını da kapsayan bir kültür bölgesidir. E, Pasifik Kültür Bölgesi ise arkadaşlar e, okyanustaki adacıklardan oluşan bir kültür bölgesidir. Evet, Türk kültürüyle ilgili biraz bilgi verelim. Arkadaşlar Türk kültürünün doğduğu yer Orta Asya'dır. Yani Orta Asya'da şekillenmiş bir kültürdür. Ee, Orta Asya'da göçebe yaşam tarzı hakimdi. Yani Türk kültürünün ilk sürecine baktığımızda göçebe yaşam tarzı yaygındı. Bu nedenle İlk ilk Türk kültür bölgesine ait eserlerin günümüze eserlerin olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar fakat yerleşik hayata geçtikten sonra eserler bırakmaya başladı ama bu sefer de şöyle bir dezavantaj vardı. Yapılarda daha çok kerpiç kullanılıyordu. Bu nedenle eserlerin günümüze kadar çok da kolay ulaştığı söylenemez. Evet, Bozkır Kültür Bölgesi olarak adlandırılan Türk kültüründe çadır, at ve demirin önemi fazlaydı. Çünkü göçebe yaşam tarzı aynı zamanda savaşçı özellik, savaşçı özelliğe sahip olmaları. Peki Orta Asya Türk kültüründe halı, kilim, dokuma gibi. Çünkü burada küçükbaş hayvancılık yaygın. Bu nedenle halı, kilim, dokuma gelişmiştir. Orhun Kitabeleri Göktürk alfabesiyle yazılan önemli bir eserdir aynı zamanda. Türk kültüründe arkadaşlar cirit, güreş, Nevruz bayramı önemli e, Nevruz bayramının önemli bir yeri vardır. Türk kültürü komşu kültürlerden oldukça etkilenmiş arkadaşlar. Çin kültürünün etkisi oldukça fazla Moğol, Hint, Pers, Yunan, İslam ve Arap kültürlerinden etkilenmiş. Evet, göçebe yaşam tarzına sahip olması biraz önce dediğimiz gibi mimari eserlerinin oluşmasına engellemiştir. Ancak yerleşik hayata geçtikten sonra önemli eserler bırakmaya başlamıştır. Yerleşik hayata geçiş de arkadaşlar Uygurlar döneminde oldu. Evet, Uygurlar dönemi. Peki, Türk kültürünün Anadolu'da yayılmasını sağlayan bazı kişileri örneklendirecek olursak, Evet Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'dır arkadaşlar. Bunlar da Türk kültürüne ait bazı eserlerdir. Evet İnce Minareli Medresi arkadaşlar. Önemli bir eser Selçuklulardan kalma. Evet Türk kültürüne ait bazı unsurlara bakalım arkadaşlar. Cirit hala bu gelenek birçok yerde devam etmekte. Çadır, Yağlı Güreş hala Türkiye'de de bu devam etmekte arkadaşlar. Tekirdağ, Kıklareli, Ergene Havzası yani Kırkpınar güreşlerini çoğumuz biliyoruzdur. Evet, Türk kahvesi, dokuma, Ebru sanatı bu da Türk kültürüne ait bazı unsurlardır. Peki Anadolu'nun kültürel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar Anadolu birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bunların nedenlerini daha önce de dediğimiz gibi uygun iklim koşulları var, su kaynakları bol ve verimli topraklar fazla. Bu nedenle Anadolu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Evet arkadaşlar Anadolu'da bulunan bazı yerleşim alanlarına baktığımızda mesela Yarımburgaz İstanbul'da. Tekkeköy, Samsun, Karain, Beldebi ve Belbaşı mağaraları arkadaşlar. Antalya. Paleolitik çağda Anadolu topraklarında kurulmuş bazı yerleşmelere örnektir. Peki Anadolu'da Neolitik çağdaki yerleşim alanlarına baktığımızda Çatalhöyük Konya'da önemli bir yer arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hacılar Burdur'da önemli bir yer yine. Çayönü Diyarbakır'da ve Göbeklitepe Şanlıurfa'da önemli merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Anadolu'da kurulmuş bazı uygarlıklara baktığımızda <laughs> bunlardan bir tanesi Hititler'dir. Hititler, Kızılırmak Yayı'nın çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Bu uygarlık daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Merkezleri Hatuşa'dır. Frigler, Ankara yakınlarında kurulmuştur. Merkezleri Gordion'dur. Ve bu uygarlığın da temel ekonomik etkinliğine baktığımızda daha çok tarım ve hayvancılıktır. Tarım artı Hayvancılık. Evet. İonya. Büyük Menderes Nehri'nin çevresinde yani Batı Anadolu'da kurulmuş bir uygarlıktır. Bunu bilelim arkadaşlar. Batı Anadolu'da bu uygarlık daha çok deniz ticaretiyle ilgilenmiş bir uygarlıktır. Aynı zamanda şehir devletleri şeklinde kurulmuştur. Evet. Lidyalılar. Bu da yine Batı Anadolu'da kurulmuş bir uygarlık. Batı Anadolu Sardı bölgesi sevgili arkadaşlar Manisa çevresinde. Evet Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde kurulmuş. Merkezleri Sardı bölgesidir ancak buna dikkat edelim. Ticaretle ilgilenmişlerdir. Parayı bularak ticarette takas usulünü kaldıran bir uygarlıktır. Burada Sardı'da da belirtelim. Evet Urartular Van çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Merkezleri Tuşba'dır. Aynı zamanda Urartular tarımla ilgilenmişler. Artı sevgili arkadaşlar madencilik faaliyetleri. Ve sulama kanalları yapmış bir uygarlıktır. Evet arkadaşlar, Anadolu'daki uygarlıkların yerlerine baktığımızda Tuşba, Urartular'ın merkezi arkadaşlar. Alacayük ve Hattuşa bunlar Hititlerden kalma bölgeler. Gordion e, Friglerden kalma. Aynı zamanda Lidyalılara baktığımızda e, yaşam alanları oldukça geniş bir uygarlık arkadaşlar. E, tabii ki Batı Anadolu'da arkadaşlar e, İonyalılar e, Efes millet gibi şehirler bunlara ait. E, Sard bölgesi ise arkadaşlar e, e, Lidyalılara ait bir bölgeydi. Aynı zamanda Anadolu'da Turvalılar Likyalılar gibi bir takım uygarlıklar kurulmuştur. Evet, uygarlıkların Anadolu'da bıraktığı izlere bakalım arkadaşlar. Van Kalesi, Urartulardan kalma Sultanahmet Camisi, evet Osmanlıdan kalma Topkapı Sarayı aynı şekilde Osmanlıdan kalma Göbekli Tepe yine eski uygarlıklardan kalma yapılardan bir tanesi ve aynı zamanda önemli bir merkez arkadaşlar. Midas anıtı, Gordion bölgesinde, Antalya'da Perga antik kenti, Batı Anadolu'da Efes antik kenti, Ayasofya İstanbul'da. Bu uygarlıkların günümüzdeki Türkiye'ye en büyük katkısı da arkadaşlar, Türkiye bu uygarlıklarla beraber arkadaşlar açık hava müzesi haline gelmiştir, yani önemli bir turizm sahası olmuştur. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.